Arkadaşlar merhaba. Bugün size vermikülit nedir? Vermikülit de kaktüs, sukulent, leş kaktüs, tohum da olur. Yani vermikülit nasıl bir köklendirme aracı? Onda nasıl köklendirebiliyoruz? Yani vermikülit mucizesi diye bir şey var arkadaşlar. Onu anlatacağım. Burada mutfak malzemelerim var. Bir ölçü vermikülit, bir ölçü su diye anlatmayacağım tabii ama ev ortamında olduğum için şu anda bunlarla anlatacağım. Instagram'dan beni takip eden arkadaşlar bilir. Mart ayının son günlerindeyiz ama bahçe çamur olduğu için evde çekmek zorundayım. Şu da benim kopya aletim. Biraz vermikülitle alakalı araştırdım. Video çekmeden önce oradan size kopya çekeceğim. Şimdi arkadaşlar, bu benim kırılan, dökülen, çürüyen bir şeylerim olduğu zaman içinde vermikülitim var. Onun içine koyduğum saksım. Yani kurtarma operasyonu yaptığım yer, öyle söyleyeyim size. Kış olduğu için evde bu saksım. Çünkü evde daha kolay kökleniyor. Kışın soğukta dışarıda köklendirmek mümkün değil. Sıcaklığın çünkü köklenme ile çok alakası var. En az 20-22 derece olmalı ki köklenebilsin. Bu tohum çıkarmada da aynı şeydir biliyorsunuz. Şimdi vermikülit nedir? Biraz şuradan kopya çekerek söyleyeceğim size tam ne olduğunu. Vermikülit hidratlı bir magnezyum, alüminyum, silikat minerali diyor arkadaşlar. Ne işe yarıyor vermikülit? Köklendirmeyi hızlandırıyor. Biliyorsunuz tarımda çok fazla kullanılır vermikülit. Özellikle de tohum yetiştiriciliğinde, fide yetiştiriciliğinde inanılmaz fazla kullanılıyor. Ben de çok fazla kullanıyorum. Hatta biliyorsunuz geçenlerde, biliyorsunuz diyorum hep çünkü Instagram'a gidiyor aklım. Bu Ingens variyeti arkadaşlar. Hatta videosu var. Bunu keserken video atmıştım size. Yarası artık kurudu. Aslında bunu da vermikülitte köklendireceğim. Şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim size ama ondan önce bakalım vermikülit gerçekten köklendiriyor mu? Ne yapıyor? Bunlar yaklaşık bir aydır burada. Çünkü bir ay önce don olmuştu arkadaşlar, hatırlıyorsunuz. Bu unuttum şimdi adını. Sıçan kuyruğu diyenler de oluyor ama bir kaktüs arkadaşlar, unuttum şimdi adını. Pembe pembe çok güzel çiçekler açıyor. Bu bahçede seranın içindeydi. Soğuklara dayanamayıp çürüdü. Çürüyünce ben de alıp eve getirmek zorunda kaldım. Köklendirmek için. Çünkü sıcak ortamda kökleniyor, demin de söylediğim gibi. Şimdi bakalım köklenmişler mi? Bir tane çekiyorum. Evet. Şöyle daha iyi göreceksiniz sanıyorum. Köklenmişler. Bir tane daha bakalım köklenmiş mi? Sadece vermikülit var arkadaşlar içinde. Bir tane de leşlerden bakalım. O bayağı köklenmiş bu. Evet arkadaşlar, vermikülit mucizesi bu. Bu şekilde köklendiriyoruz vermikülitte. Yani sukulent, leş kaktüs, normal kaktüs, her ne olursa olsun hepsinde deneyebilirsiniz. Özellikle de inat eden kaktüsleriniz varsa vermikülitte köklendirmeyi deneyebilirsiniz. Perlitte de deneyenler var. Ben de denedim ama vermikülitte çok daha güzel sonuçlar alıyorum gördüğünüz gibi. Nasıl yapıyorum onu da anlatacağım size. Şimdi vermikülitte köklendirme için toprağınızın, pardon, saksınızın dibinin delik olması gerekmiyor. Ben şimdi bunu buldum. Bununla anlatacağım size.
buradan tek elle çekmek bazen zor olabiliyor. Buna da bir çözüm bulacağım arkadaşlar. Ah, bu arada döktüm biraz. Vermikülitle dolduruyorum. Hatta biraz fazla oldu. Biraz boşaltayım ki bitkiyi koyacak yerimiz olsun. Ve sonrasında ıslatıyoruz arkadaşlar bolca vermikülit. Tamamen ıslatıyoruz. Gördüğünüz gibi ta ki üste çıktı. O onu emecektir arkadaşlar. Korkmayın. Bu biraz sulu oldu. Yüzden ölçüyü kaçırdık. Bakın ölçü kabı demek ki önemli. Heh, şimdi süper oldu. Tamamen bu şekilde ıslandıktan sonra köklendireceğimiz her ne varsa. Mesela ben bunu da yeni hazırlamıştım. Burada köklendirmem gereken bir şey var. Bu bir özel tür leş kaktüs. Onu koptu veya kestiniz. Yarısı kuruduktan sonra vermikülitin içine koyuyorsunuz. Bu da Primalidis miydi? Öyle bir şeydi. Unuttum şu an adını. Krasula ailesinden biliyorsunuz o da. Onu da köklendirmek için. Bu şekilde vermikülitte köklendirebilirsiniz. Sıcak ortamda duracak. Yalnız püf noktası bunlar. Ve gün ışığı alan bir yerde konumlandırmalısınız. Sadece sıcak ortam yetmiyor. Onun dışında şu nemi sürekli korumalısınız arkadaşlar. Nemi korumadığınız zaman olmaz. Çünkü kök için su ve sıcaklık gerekli. Vermikülit için anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar. Varsa sorunuz yorumlarda bana sorabilirsiniz. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Sanıyorum bu kadar. Ama vermikülit çok iyi bir köklendirme harcı, öyle söyleyeyim size. Kullanın vermikülit bol bol. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.